Şimşek tarafından hazırlanan Türkiye'nin Havacılık ve Turizm Programı Airport'tan merhaba. Türkiye'nin yolcu sayısı bakımından ikinci büyük havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen yaza hazır mı? Tek pist nedeniyle meydanın gece kapalı kalma uygulaması devam edecek mi? İkinci pist ne zaman hizmete alınacak? HH Genel Müdürü Hüseyin Sağlam Airport'a anlattı. İşletlerindeki kıyasıya yarış, genişlik ve menzilden sonra hız ile de farklı boyuta taşındı. Bombardier son işleti Global 8000'i 0,94 Mach ile en hızlı işleti olarak duyurdu. Peki diğer jetler hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Özel uçak pazarına sunulan en yeni işletlerini mercek altına aldı. Yapımcımız Güntay Şimşek'in konuğu, Emniyet Havacılığın ilk kadın helikopter pilotu Elif Gökçe Erol. Türk Hava Yolları 8,7 milyar dolarlık hizmet ihracatıyla lider koltuğunda. İGA İstanbul Havalimanı'na Global Traveler'dan 2 ödül. Türkiye'nin ilk jet motorlu uçağı Hürjet son montaj hattına girdi. Alman hava taksi Volo Connect gökyüzüyle buluştu. Airport başlıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı, İstanbul Havalimanı'ndan sonra Türkiye'de en fazla yolcu ağırlayan meydan. Tek pistle uçuş operasyonlarını gerçekleştiren havalimanı, 2022 yılında 10 Haziran'a kadar iç hatlarda 6,11 milyon, dış hatlarda 5,86 milyon olmak üzere 12 milyona yakın yolcuya hizmet sundu. Havaalanının tek pistle saatlik uçak kapasitesi 24 iniş ve 24 kalkış olmak üzere 48. İstanbul'un Anadolu yakasına ve Marmara bölgesine hizmet veren havalimanı yaz sezonuna ne kadar hazır? İstanbul'un 2 numaralı havalimanı Sabiha Gökçen'deyiz. Havalimanının bu yaza nasıl hazırlandığını, terminaliyle, hava tarafıyla, launchlarıyla ne durumda olduğunu gezip inceleyeceğim. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Savunma Sanayi Başkanlığı'na bağlı Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ, HH tarafından işletiliyor. Diğer bir ifadeyle bu meydanın devlet hava meydanları gibi otorite konumundaki şirketi HH. Ayrıca bu durumuyla da Türkiye'nin tek havalimanı. Bilindiği üzere terminal ise Malaysia Airports Holdings Berhad tarafından işletiliyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı HH Genel Müdürü Hüseyin Sağlam ve ekibiyle birlikte gezip yapılan hazırlıklar ve meydanın son durumu hakkında bilgi alıyoruz. Ne kadar hazırsınız? Her zaman olduğundan daha fazla hazırız. Çünkü malumunuz bu pandemi etkisiyle operasyonumuzda 2 senedir gerileme olmuştu. Ama takdir edersiniz ki halen tek pistte operasyon yapmaya devam ediyoruz. Terminalimiz de mevcut terminalimiz. Henüz ikinci pistimiz tamamlanmadığı için onun için çok hedef koyamıyorum. Şimdilik 2022 yazını son 3 yılın en iyisi olmaya gayret ediyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı tek pistle hizmet veriyor. Bu nedenle gece uçuşlara ara veriliyor ve bakım, onarım, aydınlatma, yönlendirme, lastik izi ve boyama çalışmaları gece yapılıyor. Kış aylarında haftada 3 gün 5 saat, 4 gün 3 saat, 15 Mayıs itibariyle haftanın her günü 3 saat pist kapalı kalıyor. İkinci pistin yapım süreci DHMİ kontrolüne verildi ama neticede bitirdi, yine size geçecek. Siz ikinci pistin ne zaman biteceğine dair bir yorum, yaklaşım ne söylersiniz? Şunu ifade etmek isterim. Malumunuz ben göreve geleli yaklaşık 2 yıl olmak üzere. Tam göreve geldiğimin aynı haftada bu pistin altında kalan karayolları tünellerinden birinin kemerinde çatlak oluşmuştu ve tabanında da temelde çökme oluşmuştu.
Bunun tadilatı aşağı yukarı 3-4 ay sürdü. Yani 2020'nin sonunda bu tadilat bitmesine rağmen daha sonra bilirkişilerin, gerek İstanbul Teknik Üniversitesi, gerek Boğaziçi Üniversitesi'nden bilirkişilerin verdiği raporla bu projenin mevcut yapılan tünel inşaatının güçlendirmesi ihtiyacı çıktı. Tabii dolayısıyla bunun tekrar bir ihale edilmesi süreci başladı. Onun şartnamesinin hazırlanması, ihaleye çıkılması geçtiğimiz Haziran ayında tamamlanmıştı. Ve yer teslimi de yapılmıştı. Yüklenici işe de başlamıştı. Fakat daha sonra bir itiraz nedeniyle, kamu ihale kurumuna yapılan itiraz sonrası hem onların hem de idari mahkemenin iptaliyle bu proje maalesef durdu ve hatta tasfiye edildi. Şimdi yeniden şartname hazırlanıyor, yeniden ihaleye çıkılacak. Şimdi normal şartlarda bu ihalenin teknik şartnamesinde güçlendirme projesinin bir 550 günlük süresi görülmüştü. Ben bunları da dikkate alarak, yani bugün ihale yapılsa bunun neticelenmesi en az 2 yıl diye öngörüyorum. Tabii bu benim şahsi fikrim ama yani tahmin ediyorum ki 2024'ün sonunu bulacak bu ikinci pistin devreye girmesi. Havalimanının terminali 1 Mayıs 2008'den bu yana İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım AŞ, İSG tarafından işletiliyor. Covid-19 salgını öncesinde 2019 yılını 35,5 milyon yolcu ile kapatan Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün itibariyle 39'u iç hat, 110'u dış hat olmak üzere toplamda 49 farklı ülkedeki 149 destinasyona 44 havayolu sefer gerçekleştiriyor. Bu yılın ilk 5 ayında 12 milyona yakın yolcu ağırlayan havalimanında iki önemli uluslararası şirket hizmet veriyor. Bunlardan biri Eylül 2020'den beri gümrüksüz mağazaların işletmesini üstlenen İsviçreli Dufry, diğeri ise havalimanlarında sunduğu hizmetlerle küresel ölçekte tanınan Hong Kong merkezli Plaza Premium Group. İki şirketle havalimanındaki hizmet kalitesi ve konfor ciddi anlamda değişmiş durumda. Sabiha Gökçen Havalimanı da bizim pandemi döneminde, 1 Ocak 2021 döneminde Türkiye'ye ilk giriş yaptığımız hizmet noktasıdır. Bizim için çok kıymetli. Çünkü oluşturmaya çalıştığımız network çerçevesinde Türkiye'nin yeri uçuş planlaması adına ve o uçlanca deneyimi tasarlamak adına çok kıymetli. Plaza Premium ikisi dış hatlarda, biri de iç hatlarda olmak üzere havalimanında 3 adet özel yolcu salonu işletiyor. Lunchlarda verilen ikramlar şirketin kendi ekipleri tarafından taze olarak hazırlanıp sunuluyor. Dış hatlardaki bir lounge sadakat kart sahiplerine hitap ederken diğerine ise kapıda ücretini ödeyen her yolcu girebiliyor. Bunun yanı sıra şirket yolcu deneyimi olarak hızlı geçiş ve özel yolcu karşılama uğurlama hizmeti de veriyor. 35'ten fazla ülkede 70'ten fazla havalimanında yer alan şirket yılda 20 milyonun üzerinde yolcuya hizmet sunuyor. Airport'tan merhaba sevgili izleyenler ve değerli dinleyenler. Bu hafta stüdyomuzda Emniyet Havacılığı'nın ilk kadın pilotunu ağırlıyoruz. Aynı zamanda Emniyet Havacılık tarafında neler olduğunu da konuşacağız. Hoş geldin Elif. İsmin uzun ama bir hem ismini hem kendini hem kısaca bir tanıt, sonra devam edelim. Tabii, öncelikle teşekkürler programımıza davet ettiğiniz için Gintay Bey. İsmim Elif Gökçe Erol. Emniyet Havacılık Biriminde görev yapmaktayım pilot komiseri olarak. İstanbul filomuzda şu an çalışıyorum. Evet. İlk kadın pilot, evet. Dedim. Biraz ilk kadın olmanın hem avantajı vardır çünkü rol modelsiniz. Tabii. Hem emniyette hem gençlerde. Hem de dezavantajı vardır. İlk olmanın getirdiği, evet, bazı sıkıntılar. İlk yolu sıcaksınız. Biraz bunlardan hem avantajı hem dezavantajı, neler yaşadın? Tabii. İlk olmak dediğiniz gibi rol model olmak aslında hem avantajlı hem dezavantajlı bir şey. Çünkü hep iyi bir rol model olmak zorundasınız.
Hem de dediğiniz gibi yola ilk ben çıktığım için hani bir takım ilklerle herkes karşılaşıyor. Benim dışımda hani birimim de karşılaşıyor. Tabii bunlar gayet güzel bir şekilde atlattık. Şu an benim dışımda 3 kadın pilotumuz daha var. 2'si helikopter, 1 uçak olmak üzere. Evet. Şu anda gayet iyi bir şekilde hizmet veriyoruz biz de. İstanbul, Ankara, Türkiye'nin genelinde emniyet havacılık artık etkin. Tabii. 8 Çok filomuz var. Çok ciddi bir yapılanması söz konusu. Havacılık anlamında kaidesi kuralı da oturmuş. Yani bundan 10 yıl önceki bir emniyet havacılıktan bahsetmiyoruz. Tabii. Peki bu emniyet havacılık İstanbul'da, İstanbul şubesiyle neler yapıyor? Şimdi biz Havacılık Daire Başkanlığı olarak 8 filomuz var. Türkiye'de sadece 8 ilde değil, aslında her il belirli bir bölgede görev yapıyor. Biz de İstanbul olarak Marmara bölgesinde görev yapıyoruz. Diğer illerimizde de aynı şekilde operasyonel faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İstanbul'da birçok alanda görev yapıyoruz. Kısaca bahsetmek gerekirse konu başlıklarımızdan. Keşif gözetleme olsun, narkotik, asayiş, terör, trafik. Ayrıca VIP katılımlarımız oluyor. Yakın hava desteği oluyor. Yani birçok konuda, mesela güncel bir konu olarak orman yangınlarıyla da mücadele ediyoruz. Evet, ben de onu merak edip sormak istiyordum. Orman yangınları, işte o sezona girdik. Yaz sezonuyla malum artıyor. Burada siz emniyet havacılık olarak neler yapıyorsunuz? Nasıl bir destek veriyorsunuz? Biz sık sık daha çok da önleyici tedbir olmak üzere İstanbul'da yeşil alanlarımız, ormanlık alanlarımızı kontrol ediyoruz. Özellikle piknik yapılacağı tatil günlerinde bazen hani hiç beklemediğimiz bir anda bir kontrol ediyoruz. Tek tek bütün yeşil alanlarımıza bakıyoruz, dumanlara falan karşı. Yani bu şekilde önleyici tedbir alıyoruz. Daha çıkmadan müdahale edelim veya çıkış anını gözlemleyelim. Hemen ekiplerimize haber verip yönlendirelim. İstanbul'da 4 tane helikopteriniz mi var? Evet, 4 helikopter. Bu 4 helikopter için kaç pilot bulunuyor? Yani pilotlarımız tabii şark durumuna göre değişiyor. Yani şu an kesin değil. Bize gelecek olanlar var. Evet. Yani tabii her helikopter başına 4 pilot olacak şekilde. Ekip planlaması var. O şekilde yapıyoruz. Gece uçuyor musunuz? Tabii, gece uçuşumuz da var. Tüm helikopterler mi yoksa bazıları mı? Tüm helikopter. Biz zaten gece uçuşumuzda gece görüş gözlüğümüz ve kaskımız da var. Evet. Yani gece görüşümüzde normal gündüz gibi açık ve net bir şekilde uçabiliyoruz. Gece uçma oranı nedir? Veyahut da ne tarz ihtiyaçlardan dolayı gece uçarsınız? Gece uçma tabii mesela en çok gece operasyon yapılacak zaman, şafak baskını gibi mesela dediğimiz, o zaman sabaha karşı olur. Veya VIP yine uçulabilir. Yani gece uçuş çok, yine bayağı birçok alanda uçabiliyoruz. Şimdi en başa dönersek, Elif, Gökçe, Erol. Evet. Yani. Şeyde işte ilkokul, ortaokul, lise bu isimle devam ettin ve şimdi geldin pilot komiseri Elif Gökçe Erol oldun. Evet, doğru. Bu pilot olma sevdası mı diyeyim, içinde uhde mi diyeyim, ne zaman başladı, nasıl buralara geldin? Tabii çoğu pilot gibi benim de çocukkenden beri uçmak hayalim, ayaklarım yerden kesilsin istiyordum. Gördüğüm uçak ve helikopterlere karşı belki diğer arkadaşlarıma göre daha fazla tepki gösteriyordum. Tabii bir de küçük bir anekdot var. İsmim Gökçe, annem pilot olsun diye zaten bir öngörüyle. Zaten ben de o Gökçe'den buldu Sabiha Gökçen'den öyle düşünmüş. O şekilde koymuş. Tabii içimde hep bir pilot olma arzusu, uçma arzusu vardı. Bu gerçekten büyük bir tutku. Bütün havacılık camiası da bilir. Yani başladınız mı bitmiyor. Hani. O şekilde ben de başvurduğum gerekli hazırlıklarımı, kendi çalışmalarımı hangi yaptım. Hangi aşamada başvurdun? Üniversite eğitimini aldın. Nasıl oldu yani? Hangi süreçte? Eğitimin hangi aşaması? Ben komiser olarak görev yapmaktaydım. Komiser zaten yardımcısı emniyette, olarak. Evet. O şekilde bir pilot başvurusu olarak bir ilan geldi. Ben de neden olmasın diye düşündüm. Hep içimde duran bir istekti açıkçası. Zaten emniyette idin. Aynen. Görevliydin ve evet. Böyle bir imkan çıktı, başvurdu. Zaten biz de pilot olarak görev yapabilmek için rütbeli olarak öncesinde çalışmak gerekiyor. Evet. Rütbeli personellerimizden alım yapılıyor. Ha, dışarıdan yok. Alıp da pilot yapmıyorsunuz. Yok, kendimiz yetiştiriyoruz. O şekilde ben de başvurdum ve kazandım çok şükür. Sonra bir eğitim sürecimiz oldu. Başvurdum derken bir sınava, imtihana tabii, falan sokuldu. Birçok sınavdan ve aşamalardan geçtiniz. Geçiyoruz. Evet. Yani yine İngilizce sınavı, spor sınavı, psikolojik sınavlar. Tabii sağlık testleri. Tabii sağlık testleri, hani simülasyon testleri, hepsinden geçtik. O şekilde
Başladık eğitim süreci. Eğitim süreci nasıl başladı? Nerede eğitim aldın? Ben yurt dışında eğitim aldım. Yurt içinde de yine eğitim yaptığımız yerler oluyor. İhale süreciyle belirli oluyor bunlar. Evet. Eğitim sürecinde de yaklaşık bir yıla yakın bir eğitim oluyor. Tabii değişiyor eğitim sürecinize göre. 8-9 ay da sürebilir. Bu şekilde yer dersleri, uçuş dersleri oluyor. Başarılı olduğunuz takdirde Emniyet Havacılık Bünyesi'nde pilot olarak göreve başlıyorsunuz. Peki Gökçe isminin hakkını verdin. Annen ne dedi bu duruma? Annem tabii pilot olsun diye koymuş ama bir takım korkuları, kaygıları oldu. Özellikle de helikopter pilotu olduğum için. İnsanlar helikopterden bir şey daha korkuyorlar hani uçağa evet. göre. Ama şu an iyi. O da çok gurur duyuyor benimle sağ olsun. Şimdi tabii sabit kanatlı bir hava aracını uçurmak, uçağı uçurmak da helikopter gibi böyle çekirge gibi her tarafa zıplayan. Evet, döner kanat. Döner kanat bir hava aracını kullanmak çok çok farklı bir şey yani. Evet. Biraz da helikopterin özelliklerinden bahset. Biraz da helikopter pilotluğu nedir onu anlatabilir misin? Helikopter pilotluğu aslında uçmayı bence tam anlamıyla yaşayabileceğiniz bir araç. Yani şöyle bahsedeyim, ben eğitimdeyken bir binanın üzerine iniş yaptığımızda çok güzel bir duygu hissettim. Hani kendinizi çok özgür hissediyorsunuz. Havada asılı kalabiliyorsunuz sıfır hızda. Evet. İstediğiniz yere iniş yapabiliyorsunuz. Bir göl kenarı, dağın uçurumun tepesine, hani binanın üstüne, otobana, her yere iniş yapabiliyorsunuz. Hani biraz daha kendinizi özgür hissettiğiniz bir araç. Uçmayı tam anlamıyla yaşadığımı hissediyorum açıkçası. Yani her tarafa inip kalkmak çok bambaşka bir çok duygu. Bambaşka. Uçak gibi bir havalimanına, piste ihtiyacınız tabii. yok. Bir de çok yüksek irtifalarda uçmadığınız için her an bir eşsiz manzarayla karşılaşabiliyorsunuz. Evet. Uçuşlarınızda hep tek başına uçtuğun da oluyor. O eğitim sürecinde sadece solo uçuşlarımız oluyor. Solo uçuş. Şimdi onun dışında hep iki pilot uçuyoruz. İki pilot uçuyorsunuz. Tabii. Aslında bizim helikopter tipimiz tek pilota da sertifikalı evet. uçulabiliyor. Ama biz yine de güvenlik açısından iki pilot uçmayı tercih ediyoruz. Peki emniyet havacılıkta iki pilot aynı anda uçunca ikisinin de farklı görevleri mi oluyor? Çünkü neticede evet, bir ben emniyet. Ben de tam ondan bahsedecektim evet. şimdi. Aslında biz uçarken sadece pilot olarak uçmuyoruz. Bir yanımızda komiser olarak uçuyor, polis olarak. Evet. Aynı anda telsizde konuşuyoruz. Oradan yönlendirme yapıyoruz. Bir yandan kuleyle konuşuyoruz. Bir yandan kullanıyoruz hava aracımızı. Tabii polislik görevini havada da devam ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi yerde normal bir emniyet personeli, işte şu an komiser olsaydın kariyer planın farklı olacaktı. Evet. Şimdi komiser pilot mu? Pilot komiser. Pilot komiser. Pilot komiser olarak işte diyelim önümüzdeki yıl başkomiser. Evet. Buradaki kariyer planı nedir? Pilot olunca nasıl oluyor? Tabii şimdi havacılık branşındayım. Bizim kariyer evet. planlamamız diğer helikopter tiplerini almak, kaptan pilot olmak, o şekilde uçuş yılımızı bağlı olarak uçuş tazminatlarımız artıyor. Yani kariyer planlamamız daha çok belki ileride hani idari görevlerimiz olabilir. Daire evet. başkan yardımcılığı, daire başkanlığı gibi. O şekilde planlamamız var. Yani normal iş yerde nasılsa havada da aynen. benzer şekilde devam ediyor. Evet. Ama gençlere emniyette pilot olabilirsiniz diyebilmek için önce emniyette değil mi? Görev yapmak görev lazım. Yapmanız özellikle gerekiyor. Rütbeli olarak. Rütbesiz olarak da teknisyen alıyoruz. Uçak ve helikopter teknisyenleri. Bu şekilde. Yani öncelikle emniyette evet. olunması gerekiyor. Çünkü kendi içimizden alım yapmamızın bir nedeni de polislik aslında. Uçarak polislik yaptığımız için daha çok mesleğin bilgi birikiminin olması gerekiyor. Şimdi bir de merkeziniz Ankara'da. İstanbul'da varsınız. Galiba evet. Türkiye'nin değişik bölgelerinde yayılmış var. Durumdasınız. Evet. Kaç tane bölgeniz var? 8 filomuz var. Ankara başta olmak üzere daire başkanlığımız. İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Doğu'da da Van, Diyarbakır ve yeni açılan Erzurum filomuz var. Hepsinde helikopter var mı? Uçak var hepsinde mı? Hepsinde helikopter durum? Yok. Daha çok ilin isteklerine ve görev tarzına yönelik var. Mesela kimisinde sadece İHA'larımız, SİHA'larımız var. Kimisinde bütün helikopterlerimiz var. Atak, Sikorsky, evet. yine Bell 429 tipi. Yani genel olarak helikopter çoğunda var. Peki madem bu sektöre girdin, pilotlu oldun, böyle içinde uhde olan bir hava aracı var mı? Şunu kullansam, şunu uçursam diye. Aslında helikopter de genel olarak içimde kalan. Evet. Şu an kullanıyorum. Tabii diğer tipleri de almayı çok isterim.
Hani farklı. Mesela Atak dediğimizde önlü arkalı uçuş var. Tekli pilotlar. Sikorsky muazzam bir güce sahip. Bu şekilde ama helikopter genel olarak kullanmak çok beni mutlu ediyor. Mesela Atak helikopterinde uçmak ister misin? O biraz daha farklı. Evet, farklı. Aslında evet. Her helikopter de farklı. Sikorsky dediğimiz tekerlekli gibi. Mesela. Her helikopterin kendine ait özellikleri var. Tabii çok var. Farklı. Yani güzel bir duygu. Tabii isterim. Şimdi sizin İstanbul'da yeriniz Atatürk Havalimanı. Evet. Genel havacılık terminalinin olduğu yerde. Oradan havalandığınızda İstanbul'un herhangi bir yerine, en uzak noktasına galiba 10-15 dakikada tabii. Varıyorsunuz. Ama İstanbul çok büyük bir şehir ve varmak tamam önemli ama her yere de inemiyorsunuz. Yani bu bina yoğunluğundan, kalabalıklığından. Böyle bir sorun yaşıyor musunuz? Heliport aslında sorununuz var mı? Aslında yaşamıyoruz. Yani heliport tabii olsa bizim evet. için çok daha iyi olur. Çünkü şehir üzeri uçuyoruz, acil durum olabilir. Evet. İnmemiz gereken herhangi bir durumla karşılaşabiliriz. Olsa daha iyi olur. Ama bir şekilde hani görevimizi yapmaya sürdürüyoruz. Senin eklemek istediğin veyahut da işte dedik ya ilk kadın, emniyetin ilk kadın pilotu olarak bu mesleğe ilgi duyanlara söylemek istediğin bir şeyler var mı? Tabii havacılık çok güzel bir şey. Yani kimsenin içinde ukde olarak kalmasını istemem. Yani sonuna kadar denemekte fayda var. Ben de 26 yaşında kazandım. Aslında çok genç bir yaşta değil. Evet. Yani kimsenin içinde ukde olarak en azından keşke dememek için elinden gelen çalışmayı yapmalarını tavsiye ederim. Havacılık çünkü gerçekten çok güzel, güzel bir ortam. Peki böyle bir merak olanlar kendilerini hangi konularda eğitmeliler? Hangi tarafa daha ağırlık vermeliler? Tabii öncelikle İngilizce. Çünkü evet. havacılık dili İngilizce. Tamam. Kaynaklarımız İngilizce, konuşmalarımız. O yüzden önce İngilizce, sonra matematik, fizik de tabii gerekiyor. Aerodinamiği anlamak için. Bunun dışında tabii sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor. En önemlisi bunlardan biri. Bu şekilde yani içlerindeki o ateşi söndürmemeleri lazım. İstek çok önemli. İsteksiz uçuşa da çıkılmaz. Sadece şimdi para, tabii, para için yapılacak bir iş de değil yani. Evet. Sen şu an zaten arzu ettiğin, tabii. annenin de yönlendirdiği diyelim evet. ismiyle, isim vererek güzel bir iş yapıyorsun. Teşekkür ederim. Biz de başarılar diliyoruz. Çok sağ olun. Emniyetin ilk kadın pilotu Elif Gökçe Erol olarak da, pilot komiser olarak da başarılarının devamını diliyoruz. Çok teşekkür ederim ben de. Ben teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Türk Hava Yolları 2021 yılının Hizmet İhracatı Özel Ödülü'ne layık görüldü. Ödül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat'a takdim edildi. Küresel havacılık sektöründe salgının etkilerinin sürdüğü 2021 yılında yeniden yükselişe geçen bayrak taşıyıcı havayolu 2020 yılına göre ihracatını %66,3 oranında artırarak 8,7 milyar dolar hizmet ihracatına ulaştı. Türk Hava Yolları bu başarıyla Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı 2021 araştırmasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı Global Traveler okuyucularından 2 ödül kazandı. Bu yıl 10.sı gerçekleşen 2022 Leisure Lifestyles Awards ödüllerinde İGA İstanbul Havalimanı en iyi aktarma havalimanı. Bu sene 5. kez düzenlenen 2022 Wherever Awards'da ise en iyi aile dostu uluslararası havalimanı ödüllerinin sahibi oldu. New York'taki The Lotus Club'da 7 Haziran'da düzenlenen ödül töreninde İGA İstanbul Havalimanı adına her iki ödülü de İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül teslim aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı Hürjet'in ilk ön gövdesi üretim hattından son montaj hattına taşındı. Toplamda 8000'e yakın parçadan oluşacak Hürjet projesinin tüm elektronik alanlarının yönetiminin gerçekleştirileceği ön gövde için 350 parça bir araya getirildi.
Alüminyum ve kompozit parçalardan oluşan ön gövde üzerinde uçağın görev bilgisayarı, hareketli yüzeylerin kontrol edileceği alanlar, aviyonik sistemlerle uçağa yön verecek elektronik bileşenler yer alıyor. 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan Hürjet'in tüm parçaları son montaj hattında birleştirilerek yer testlerine başlanacak. Alman hava taksi şirketi Volocopter'ın sabit kanatlı yolcu uçağı Voloconnect ilk uçuşunu yaptı. 17 aylık geliştirme sürecinden sonra gökyüzüyle buluşan elektrikli hava taksi 2 dakikadan fazla uçtu ve birkaç manevra yaptı. Şirketin iki koltuklu VoloCity ve VoloDrone'dan sonraki üçüncü ürünü olan Voloconnect saatte 250 km hızla 100 km menzile uçabiliyor. Elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen yolcu uçağı, genişletilmiş menzili ve daha yüksek yük kapasitesiyle iş seyahatinde olanları ve yolcuları şehir merkezinin ötesine taşıyabilecek. Voloconnect, 6 rotor ve 2 adet motora sahip. 4 yolcu kapasiteli Voloconnect'in 2026 yılında hizmete başlaması hedefleniyor. İmalatçılarının yarışı COVID-19 sonrası tüm hızıyla sürüyor. Daha önce en büyük, en geniş ve en uzun menzile uçan iş jetleri arasındaki yarışa hız da eklendi. Kanadalı Bombardier'in kısa bir süre önce duyurduğu Global 8000 saatte 1160 km ile sektörün en hızlısı olarak lanse edildi. Böylece iş jetleri arasındaki yarışta yeni bir boyut kazandı. Diğer iş jetleri hangi özellikleriyle öne çıkıyor? Hız rekabetinde sıralama nasıl? Özel uçak pazarına sunulan en yeni iş jetlerini mercek altına aldı. Pandemi ile birlikte tercih listesinin en üst sıralarına yerleşen iş jeti piyasasındaki en iyi olma yarışı devam ediyor. Pazara en son sunulan Bombardier Global 8000, süpersonik hıza ulaşabilecek sektörün en hızlı uçağı olarak tanıtıldı. Global 8000 ile sunulacak performans özellikleri Global 7500 ile test edildi. Bir NASA FA-18 Hornet savaş uçağının eşlik ettiği iş jeti birkaç kez 1,015 Mach yani saatte 1243 kilometreyi aşan hızlara ulaştı. Böylece 0,94 Mach yani saatte 1160 kilometrelik maksimum hızın sağlanmasında ve dünyanın en hızlı iş jeti haline gelmesinde önemli bir adım oldu. Ön siparişi açılan ve 2025 yılından itibaren teslimatları yapılacak Global 8000, 4 farklı kabin alanıyla 19'a kadar yolcu taşıyabilecek. İş jetinin kabin uzunluğu 16,59 metre, kabin genişliği 2,44 metre, kabin yüksekliği ise 1,88 metre. Yenilikçi kanatlara sahip Global 8000, süper verimli motorları ile 14.816 kilometre menzile uçabilecek. İş jeti pazarına Global 8000'den önce sunulan son uçak ise ABD'li Gulfstream G800 modeliydi. Son iş jetleri gibi 14.816 kilometre menzile uçabilen G800 maksimum 0,925 Mach yani saatte 1133 kilometre hıza çıkabiliyor. 19 yolcu taşıma kapasitesi olan G800'de 4 adede kadar yaşam alanı veya mürettebat kompartmanlı 3 yaşam alanı yer alıyor. İş jetinin kabin uzunluğu 16,33 metre, kabin genişliği 2,49 metre ve kabin yüksekliği ise 1,91 metre olacak. 60,54 metreküp kabin alanına sahip G800'ün 2023'te hizmete girmesi planlanıyor. Dassault'un duyurduğu
son işleti modeli Falcon 10X geniş kabin alanı ve uzun menziliyle öne çıkıyor. Fransız işleti 78,7 metreküplük kabin hacmi ile en geniş alan sunan işleti konumunda. Özel jet 8 yolcu ve 4 mürettebatla 13.900 kilometre menzile uçabilecek. Falcon 10X'in kabin genişliği 2,77 metre, kabin yüksekliği 2,03 metre, kokpit ve bagaj hariç kabin uzunluğu ise 16,4 metre olacak. 4 ayrı yaşam alanı olacak işletinde, ferahlık hissini artırmak için toplam 38 pencere bulunacak. 19 yolcu kapasiteli 10X maksimum 0,925 mahfuza ulaşacak. İşletinin 2025 yılında ilk müşterisine teslim edilmesi hedefleniyor. Falcon 10X'ten önce duyurulan en geniş kabin alanına sahip işleti Gulfstream G700 idi. Henüz testleri süren ve 2022 yılının sonlarına doğru ilk müşterisine teslim edilmesi planlanan G700 modelinin kabin hacmi 73,71 metreküp. Kabin uzunluğu 17 metre 35 santimetre, genişliği 2 metre 49 santimetre ve yüksekliği 1 metre 91 santimetre. 5 yaşam alanı bulunan işleti 19 yolcuya kadar koltuk kapasitesi sunuyor. Maksimum 0,925 mahfuza çıkabilen işleti 13.890 kilometre menzile uçabiliyor. Bombardier Global 7500 sadece işleti olarak üretilenler arasında bugün kullanımdaki en geniş kabine sahip uçak konumunda. Özel jetin 72,67 metreküplük kabini 4 özel yaşam alanından oluşuyor. 16 metre 59 santimetre uzunluğundaki kabinin genişliği 2 metre 44 santimetre, yüksekliği ise 1 metre 88 santimetre. Özellikle büyük pencereleriyle dikkat çeken işleti 19 yolcuya kadar oturma kapasitesi sunuyor. Maksimum 0,925 mahfuza çıkabilen Global 7500, 14.260 kilometre menzile sahip.